Evet, bugün sizlere Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın bir yine güzel bir şiirini anlatmaya çalışacağım. Ama ondan önce şiiri size bir okuyayım. Şiir şöyle başlıyor. Fitneyi aşk ile şuuri de değiliz. Hayranı hüdadır gözümüz bizim. Çamurdan yapılmış adam değiliz. Zat-ı Hak'la birdir özümüz bizim. Eynema tüvellu semme veçhullah. Sırrına vakıfsan sen ey medet ha. Bizlere hoşça bak, gel olma gümrah. Sureti Rahman'dır yüzümüz bizim. Mürşitler ki halkı Hakk'a yederler. Sırran bize gelir, bizden giderler. Nakşipayimizi delil ederler. Hakikat yoludur, izimiz bizim. Vakfı nefs eyleyip irfanı zata. Fırsat bulamadık sav musallata. Marifet dileyen ehli hacata. Kıblegâh olmuştur, izimiz bizim. Dünya varlığında yok hevesimiz. Hakkın lisanıdır her nefesimiz. Ölüye nefi ruh eder sesimiz. Aleme can verir sözümüz bizim. Safa varsa ancak bizlerde vardır. Pakize gönlümüz nestelen zardır. Nirengi hüsn ile aynı bahardır. Kışımız yazımız güzümüz bizim. Hey Rıza, özünde hak müstetirdir. Sen, ben dediklerin vehmi zahirdir. Ayrı gayrı değil, dirlikte birdir. Yedimiz, kırkımız, yüzümüz bizim. Rıza Tevfik bu şiirinde, tabii size de göndermiştim. Oradan da fark ettiğiniz ve bildiğiniz üzere bu şiirinde özel olarak Bektaşileri genelde de tabii ehli tariki anlattığını söyleyebiliriz. Önce ilk beyitten, ilk dörtlükten başlayalım. Fitneyi aşk ile şuuri de değiliz. Hayranı hüdadır gözümüz bizim. Çamurdan yapılmış adam değiliz. Zat-ı Hak'la birdir özümüz bizim. Derken Rıza Tevfik. Tabi bu arada Rıza Tevfik'ten de birkaç kelimeyle bahsetsem iyi olacak. Bu açıklamaya geçmeden önce size Rıza Tevfik ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Rıza Tevfik son dönem özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemiyle Cumhuriyet döneminin kuruluş döneminin önemli siyasi simalarından biri. Hatta lakabı Feylesof Rıza olarak bilinir. Babasının işi dolayısıyla annesinin işte erken işte vefat etmesi gibi nedenlerden dolayı çok iyi okullara gitmiş olsa bile onları tamamlayamaz. Mesela Galatasaray Lisesi'ne gider, bir sene okur, ikincisine ayrılmak zorunda kalır gibi. Bu bakımdan hayatı, düzenli bir tahsil hayatı yok ama yine tıbbiyeyi, tıp fakültesini bitirmeye muvaffak olur, doktor olur. Biraz gecikmeli de olsa, arkadaşlarından ve eşitlerinden birkaç sene sonra da olsa tıp fakültesini bitirir. Fakat hayatında, fıtratında siyasete ve toplum sorunlarına karşı ilgi duyduğu için daha öğrencilik hayatından itibaren siyasi olaylara karışır. İttihat Terakki Partisi'ne üye olur. İttihat ve Terakkiciler'le birlikte çalışır. Daha sonra onlarla anlaşamaz. Bir de böyle müzmin bir muhalif tarafı var herhalde. Hiçbir yerde çok uzun süre kalıp anlaşamıyor. Ya çok doğrucu Davut, ya çok işte çok böyle muhalifler oluyor. Ben hayatını çok fazla kitap okumadım hayat hakkında. O yüzden çok yakinen tanıdığım biri değil. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim şahsiyetiyle ilgili. Bu Sevr Anlaşması için Osmanlı İmparatorluğu'nun göndermiş olduğu heyette yer alanlardan Rıza Tevfik. Sevr Anlaşması'nı da imzalayanlardan. O yüzden biraz Ankara hükümetinin tepkisini çekenlerden. Yine Hürriyet ve İtilaf şeydi de tabii bu her ne kadar
İttihat ve Terakki değilken de onlar anlaşamıyor ve Hürriyet ve İtiraf fırkasına geçiyor. Bu biraz muhalifliğinden sesini pek fazla kısmamasından ve herkese her yerde gördüğünü söylemesinden dolayı başına biraz gelmedik bir şeyler kalmıyor ve sık sık hapse atılıyor veya sürgüne gönderiliyor. Ve en son gönderildiği sürgünde Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte veya Cumhuriyet'in ilanı, işte bu meclis seviye anlaşmasını Türkiye Büyük Meclisi kurduktan sonra 150'likler diye 150 kişi tespit ediliyor. Bu Ankara hükümetini desteklemeyip onlara muhalefet ettiği düşünülen 150 kişinin yurt dışına çıkması isteniyor ve bu Rıza Tevfik de bu 150 kişi arasında ve yurt dışına çıkıyor ve işte Mısır, Ürdün vesaire bu bölgelerde yaşadıktan sonra 1943 yılında çıkan afla ülkeye dönüyor. Rıza Tevfik siyasi bir şahsiyet olmasına karşın tıbbiyeci, doktor olmasına rağmen onun öne çıkan özelliği şairliği, şair olması. Milli edebiyatın önemli temsilcilerinden biri. İlk başta aruza şiirler yazmış olmasına rağmen sonra hece vezine dönüp hece vezinin en güzel ve en başarılı örneklerini verir ve kendisinden sonra gelecek olanları da cesaretlendirir bu şiirleriyle. Sadece şiir yazmana kalmaz, şiirin kaynağı olarak Türk halk edebiyatını gördüğü için Türk halk kültürünü, halk inanışlarını biraz halk folklor ve halk bilim üzerine araştırmaları ve makaleleri de var ve onlar da yayınlanır. Bu böyle enteresan bir adam. Tasavvufi halk şiirinin mesela devrinde en önemli, en güzel örneklerini verir. Divanlar, divan, nefesi, ilahileri var, şiirleri var. O ilgi alanı da enteresan. Hurufilik, felsefe, estetik, Ömer Hayyam'ın rubailerin çevirisi ve şiirleri yayınlanıyor. Serab-ı Ömrüm mesela onun en meşhur şiir kitabı ve ilk baskısını Kıbrıs, Lefkoşa'da yapıyor bu kitabın. Daha sonra Türkiye'de tabii basılacak. Abdullah Uçman Hoca, Rıza Tevfik'in bütün makalelerini, eserlerini, hayatını çalıştı. Makalelerin hepsini bir araya konularına göre tasnif edip müstakil kitaplar halinde neşretti. İşte Türk halk edebiyatına ait makaleleri, estetiğe ait makaleleri, işte felsefeye ait makaleleri vesaire diye ve yayınlandı. Ayrıntılı bilgi için Abdullah Uçman hocamızın kitaplarına ve çalışmalarına müracaat edebiliriz. Böyle karşımızda sıra dışı özellikleri olan bir şair var ve bu şairin de bir nefesini sizde bugün anlatmaya çalışacağım. Fitneyi aşk ile şuuride değiliz. Derken aşk fitnesiyle perişan olmuş gönülleriz. Gözümüz ise biz bu haldeyiz. Gönlümüz perişan ama gözümüz hayran. Kimin hayranı? Hüdanın hayranı. Bizi sen sadece çamurdan yaratılmış bir insan olarak görme. Aynı zamanda bizim özümüz zat hakla da, hakkın zatıyla da birdir. Şimdi bu dörtlüğü anlamak için bizim bilmemiz gereken bir takım kelimeler ve kavramlar var. Bunlar şuuride gönül, hayran, çamurdan yapılmış olmak ve zat-ı hak. Bu kelimeleri anlarsak beyti daha iyi veya dörtlüğü daha iyi anlamış oluruz. Şuuride hem perişan hem de aslında şuuride Farsça bir kelime ve perişan olmak demek. Ama aşığın perişan olmaklık hali bakımından mecaz yoluyla aşık içinde kullanılır olmuş. Çünkü aşığın halleri nedir? İşte yakasını bağını yırtar, hem perişan haldedir, saçları dağılmıştır, üstü başı yırtıktır, evini terk etmiştir vesaire vesaire bir sürü şey sayabiliriz. İşte bunlardan bir tanesi o perişanlık hali de aşıklığın hali olduğu için aşığın bir halinden yola çıkarak aşığın bir halini söyleyip aşığı anlama yoluyla mecaz oluyor burada. Ve mecaz yoluyla biz aşık olmaklığı da anlıyoruz. Aşık olmaklığı kuvvetlendiren bir diğer kelime de hayran kelimesi. Hayran da bir şeye karşısında aşık olmak derecesinde kendinden geçerek bakmak demek. Hayran olmak
hani ağız açık hayran olmak diye Türkçe'de de bir laf var. Ağız açık kalmak. Ya hareketsiz kalmak. Kendini böyle adeta bir resim, bir heykel gibi sabitlemek. Kendinden geçmek. Bu halevis hayran olmak denir. İnsan bazen hiç bilmiyorum hayran oldunuz mu? Hiç böyle taş kesildiniz mi? Birisinin karşısında böyle eliniz ayağınız kesi düşüp hiçbir yapamayacak duruma geldiniz mi? Bu hali söylemek için kullanılır. Ve aşıklığın da ve beğenmenin de en üst derecesidir. Yani bir şeyinizi beğendiğinizi ifade etmek için söyleyebileceğiniz en üst mertebe hayran olmaktır. Çünkü hayran olmaktan öte bir şey yoktur. Hayran olduğunuz zaman böyle kala kalırsınız. Taş kesilmiş gibi. Şimdi peki bu ne oluyor? Tasavvuf olduğu zaman mevzu ilahi cezbe sonucu aşığın kendisinden geçme hali içinde hayranlık denir. O anda kendisi gözü haktan başka bir şey görmez. Çevresinde olup bitenlerden habersizdir. Top patlasa duymaz. Taş yaralasa haberi olmaz. Dünyada ne bileyim kıyamet kopsa yine fark etmeyecek durumda olmak hali aşığın. Hayran olma hali. Dolayısıyla Mecnun. Peki bir de Şuride ile Mecnun arasında da Şuride'nin aşık deyince aklımıza Mecnun, Şuride deyince de aklımıza perişanlık geldiği zaman Mecnun ile perişanlık arasında da İham-ı Tenasüp yoluyla bir ilişki kurabiliriz. Burada şairin seçmiş olduğu kelimelerin sadece düz anlamları değil, yakın anlamları ve yan anlamları ile beraber de bir tenasüp oluşturduğu, şiirin anlamını zenginleştirdiği ve kuvvetlendirdiğini görüyoruz. Bir diğer iş fitne karışıklığı, fitne karışıklığı çıkarmak demek. Aşk da aşığın aklını, mesela düşün, düzgün bir adam okula gidiyor, geliyor, hayatı çok normal, düzgün bir işi var, sabahleyin her kalktığında tıraş oluyor, kravatını giyiyor, üstüne başına bakıp gidiyor, böyle dümdüzgün bir adam. Fakat bir gün geliyor ve adam işte geceleri gündüz, gündüzleri gece oluyor. Üzerine giydiği şeyi bir çıkartmamış oluyor. Bambaşka bir adam oluyor. Onun 180 derece tersi bir adam olmuş oluyor. İşte bu hale dönüştürmeye fitne diyoruz biz. Bu fitneye sebep olduğundan dolayı da aşk için de fitne kullanılır. Yine mecaz yoluyla. Burada da bu çıkan fitneden dolayı aşığın gönlünün perişan olmasının nedeni açıklanmış oluyor. İkinci kelime hayran olmak. Gözün, hüdanın hayranı olması. Zaten gönül perişan olunca, aşk ile gönlün perişan olduktan sonra ikinci aşaması da gözün hayran olmasıdır. Hüdadan başka bir şey görmemesidir. Gerçek aşıklık da budur. Her nereye baksa aşık olduğu şeyi görür. Hani şu Atilla'nın meşhur şiiri Ayten hatırlayın. Saat Ayten'e 5 var, Ayten'e bugün günlerden Ayten vesaire diye devam eden şiir var ya, böyle bir şey. Lütfü Filiz'in hatıralarını okumuştum. O da ilk şeyhini gördükten sonra ona öyle bir aşık oluyor ki diyor ki ben şeye, kitabında anlatır bunları, saatçi kendisi. Hangi saate baksam şeyhimin resmini, fotoğrafını görürdüm ve bana baktığını görürdüm diyor. Camı çekerim, camı çevirir kafamı, dükkanın camından dışarı bakarım. Camın karşısında bekleyenler şeyhim. Arkamı dönerim şeyhim. Bazı saatlere bakarım şeyhim. Gözüm kabarım şeyhim. İşte böyle bir şey. Aşık olmak. Aşkın bir hali. Bu filmlerde falan da oluyor. Bu gösteriyorlar bazen nereye baktığı zaman. Bu böyle bir şey. Hayran olması. Gözün hayran olması. Hüdan hayran olması. Ondan başka bir şey görmemesi demek. Ondan başka bir şey görmemesi de her gördüğü şeyde onu görmesi demek. Onu görmüş sanması demek. Az önce anlatmıştım olaylarda olduğu gibi. Bu da dediğim gibi beğenmenin en üst hali, hayran olmakla şuride olmak arasında da çok bir ilişki var. Zaten şurideliğin sebebi de hayran olmaktır. Hayran olduğu göz ondan başka bir şey görmediği için de perişan olur zaten. Diğer bütün günlük rutinini bozar, akışı hayatın kaybolur, bambaşka bir hal almaya başlar. Artık o dakik, rakik, hassas, her şeye dikkat eden adam gider, onun yerine vaktin, zamanın, mekanın olmadığı, her şeyin her an maşukla beraber olduğu bir aşık gelir. Üçüncü kelime bu dörtlükte çamurdan yaratılmış olmak kelimesi. Çamurdan yaratılmış olmak bu Hazreti Adem'in yaratılması hikayesi.
Hazreti Adem'in nasıl yaratıldığına dair Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden anlıyoruz, biliyoruz. Bu Adem'in yaratılmasına Tevrat'ta şöyle bahseder. İlk insan, yani Hazreti Adem bizzat Allah tarafından yerden toprak alınarak eliyle yoğrulur. Ve en son yaptıktan sonra bir adeta heykeltıraşın balçık toprağından yapılan bir heykel yapıp burnuna da üflemesiyle can verir ve Hazreti Adem yaratılmış olur. En son yaratıktan sonra da yaratılmış olur. Tabi bu şeyler, Tevrat'ı şerh edenler, Talmud'da Tevrat müfessirleri diyelim, bu şu soruyu sorarlar. O zaman bu insanlar niye siyah, beyaz, sarı? Onu da şöyle yaparlar. Tanrı Adem'i yaratırken dünyanın dört bir tarafından dört toprak aldı. Kırmızı toprak, kara toprak, siyah toprak, işte beyaz toprak aldı. Onların hepsini karıştırdı. Dolayısıyla insanların işte bir kısmı zenci, bir kısmı kırmızı ırk, bir kısmı sarı ırk, bir kısmı da beyaz ırk derler. Peki bu toprak nerede yaptı bu işi? Yine Talmud'da yazılanlara göre, yani Yahudi müfessirlere göre, burası da bugün Kudüs Mescid-i Aksa dediğimiz Süleyman Mabedi'nin, o zamanlar tabii Süleyman Mabedi'nin yapılacağı yerin yerde toprağından aldığı ve orada ilk Adem'i, ilk insanı Hazreti Adem'i orada yarattığı söylenir. Tabii biz Müslümanlar bu kadar detaylı Kur'an-ı Kerim'e bilgi geçmez. Kur'an'da sadece Allah Adem'i topraktan yarattı diye geçer. Allah Adem'i topraktan yaratır, ona ol der ve Adem dirilir, yaşamaya başlar. Toprak ise, toprak için ise Kur'an-ı Kerim'de çok farklı kelimeler kullanılır. Toprak, su, çamur, süzme çamur, yapışkan çamur, kurumuş çamur şeklinde geçer. Yani toprak ve yani bu kurumuş, yapışkan, süzme çamur hepsi aşağı yukarı aynı şeyler. Balçık, yani sulanmış toprak diyelim, geçer. Ve bunlar da Kur'an-ı Kerim insanın şeye göre, bizim Kur'an-ı Kerim'in anladığımıza göre insan çamurdan yaratılmıştır. Ve olumlu manada kullanacaksa insan için çamurdan, şey topraktan yaratıldığı söylenir. Çünkü toprakta bir bereket, bir büyüklük, bir olumlu anlama gelecek şeyler vardır. Ama çamur deyince bugün bile değil mi çamur yatmak vesaire deriz, hep daha olumsuz anlamlar taşır. Çamur biraz daha bayağı bir şeydir. Dolayısıyla bir insan için olumsuz bir şey söyleyeceğimiz zaman da çamurdan yaratıldığı söylenir. Bu beyitte de çamur denilerek aşağılık ve bayağılık olduğuna, insanın aşağılık ve bayağılık kısmına işaret eder. Yani insan çamurdan yaratıldığını söylemekte. Şimdi burada çamur dediğimiz şey ve nefhayı ruh ve nefahtu min ruhi ayet-i kerimesinde geçen nefhayı ilahi ile arasında nasıl bir şey var? Biraz da ondan bahsedeyim. Çamur aslında şu bizim bedenimiz. Bu bedenimiz nasıl oluyor? Yemek yiyoruz, içiyoruz topraktan. Yani topraktan beslenen gıdalardan ve hayvanları yiyerek oluşuyor. Dolayısıyla bizim de bu bedenimiz aslında toprak düşündüğünüz zaman. Değil mi? İşte buğday toprakta yetişiyor. O ekmek oluyor, hamur oluyor, onu yiyoruz. Sonra ağaçlar topraklardan bitiyorlar, meyveler oluyor, yiyoruz. İşte hayvanlar var. Hayvanlar da topraklardaki işte biz otobur hayvanları yediğimiz, onlar da yiyorlar. Dolayısıyla onlar da topraktan besleniyorlar. Topraktan besleniyoruz vesaire. Toprakla bu beden arasında bir ilişki var. Zaten nefsimizde insanın iki tane ruhu var. Ruhu hayvani ve ruhu insani dediğim şey. Ruh hayvani bu canlılık ruhu. Yani bir kediyi, köpeği, hindiyi, tavuğu her neyse canlı kılan şey neyse bu bizim bu bedenimizi kılan, canlı kılan da o. Ona biz ruhu hayvani diyoruz ki bu canlılık veren bir şey. Her canlı da var. Bundan hayvanlarda olmayan şey ruhu insani veya ruhu ilahi. O da nasıl oluyor? İşte o bu insanlar arasında insanı hayvandan ayıran fark burada oluyor. Eğer biz çamur olduğumuzu bilirsek, çamur olduğumuzu düşünürsek nefsimize uyduğumuzu anlayacağız. Yani nefsinin peşinden koşan, arzu hevesinin peşinden koşan, nefsine hoş gelen şeyleri yapan, yiyen, içen, eğlenen,
işte hayvanlar gibi yaşadığı söylenen bir insan tipi, hiç kimseyi düşünmeyen, bir ideali olmayan, bir ulvi düşüncesini kendisini adamayan, insan için kullanılan bir şeydir. İşte belki hayvanlardan da aşağı denildi Kur'an-ı Kerim'in, değil mi? Niye? Çünkü hayvanların diğer canlılara faydası var. Hiç kimseye faydası olmadığını, devam tükettiğini düşündüğün zaman da hayvanlardan da aşağı oluyoruz. İşte bizim bu hayvanlardan ayrıldığımız nokta, hayvanlarla olan benzerliğimizin kaldırdığımız yer tam da ruhu insani dediğimiz ve Allah-u Teala'nın üfledim dediği ruhun farkına varmamız. İşte o da onun hevesi ve onun arzularına göre yaşamamız, o bizi insan yapacak. Burada kasteden şey de bu. Diyor ki siz bizi çamurdan yaratılmış sanıyorsunuz ama bir de biz Allah'tan zatı hakla özümüzün bir olması da Adem'in toprağının hem de toprağa üflenmesine ima eder. Yani biz Hazreti Adem'in ilk yaratılışını bilirsek bu dörtlüğü de veya bu beyti de daha iyi anlamış oluruz. Nefsine zebun olanlar, nefsinin arzu hevesinden koşanlar, mayası çamurdan olanlar, hakkı bilenler, hak yoluna gidenler ise, marifet peşinde koşanlar ise, mayası toprak ve toprağa üflenmiş nefayı ruh, nefayı ilahi olanlar şeklinde anlayabiliriz. Bu dörtlüğü kabaca bu şekilde aktarabilirim size. Şimdi bir de ikinci dörtlüğümüz var tabii. Şimdi onu da size hatırlatmak babından okuyayım. Ama önce paylaşayım isterseniz. Görmemiz açısından. Paylaş. Hatırlayalım diye paylaşıyorum. Eynema tüvellu semme veçhullah. Bu ayet-i kerime malumunuz. Sırrına vakıfsan sen ey medet ha, bizlere hoşça bak, gel olma gümrah. Sureti Rahman'dır yüzümüz bizim. Ey yardım isteyen kişi, nereye dönerseniz dönün, Allah'ın yönü orasıdır. Sırrına vakıf isen bizlere hoşça bak. Biz ne yapıyorsak onu yap. Yanlış yollara sapma. Çünkü bizim yüzümüz Rahman'ın suretinedir. Ve biz ona yöneldik. Bizi takip edersen sen de ona yönelmiş olursun. Şimdi bu şekilde geniş bir nesle çevirmeden sonra burada bilmemiz gereken şey dörtlüğün ilk dizesi veya beytin ilk mısrağında geçen yarısı feynema tüvellu sem fesemme feçullah ayet-i kerimesi idir. Bakara suresi 115. ayet. Her nereye dönerseniz dönün Allah'ın yönü orasıdır. Şeklinde mealini verdiğimiz ayet-i kerime. Bu burada edebi sanat olarak eğer bakacaksak arkadaşlar tam güzel bir iktibas örneği var burada. Hatırlayacağınız üzere iktibas Kur'an-ı Kerim veya hadis-i şerifleri lafzını olduğu gibi veya bir kısmını alıp şiirde kullanmaya diyor idik. Bu iktibas bu. Bu güzel bir iktibas örneği. Ayet-i kerime nereye dönersiniz? Allah'ın yönü orasıdır demiştik. Ey yardım isteyen kişi diye seslenen medet ha diyor ya. O kişi kim? O kişi ise talip, mürit. Yani bir tarike girip bir şey efendinin dizinin dibine çömelmek isteyen, oturmak isteyen, o yola girmek isteyen talip için kullandığımız kişi. Ona sesini. Eğer diyor sen yardım istiyorsan bizden bu ayet-i kerimenin sırrına ermelisin. Ve sen de bu ayet-i kerimenin sırrına da vakıfsan, nereye dönerseniz dönün Allah'ın yönü orasıdır sırrına vakıf isen, bize hoşça bak. Hoşça bakmak ne demek? Güzelce bak. İyi bak. Ama aynı zamanda bizi taklit et. Sen boş boşuna televizyon seyreder gibi seyretme veya film seyreder gibi. Nasıl yap? Bizi izle, bizi takip et. Biz ne yapıyorsak sen de öyle yap. Bunu söyleyerek aslında mensubu bulunmuş olduğu tarikatın nereye dönersiniz Allah'ın yönü orasıdır ayetinin sırrına vakıf olduğunu da söylemiş oluyor. Çünkü biz öyleyiz.
Bizler dediği de hem kendi tarikatından olanlar hem de kendileri gibi özü hakla bir olmayı başarmış ehli tarikler. Tabii şairin tarikati düşündüğümüz zaman da bunun bektaşilik olduğunu hemen söyleyebiliriz. Eğer siz tasavvufa, yani bu yardım isteyen talipler ve muhipler, ilgi duyanlar için söylüyor ve bize yardım istiyorsun. Eğer siz ehli mutasavvufa, tasavvufa, mutasavvuflara eğer siz hoşça ve güzel bakmazsanız, o zaman kusura bakmayın, olduğunuz yerde kalırsınız, bir yere varamazsınız. Ama tasavvuf ehline hoşça bakarsanız, onları beğenerek, ilgiyle takip eder, onların dediklerini yapıp yaptıklarını taklit ederseniz, işte o zaman siz yolunuzu bulabilirsiniz. Öbür türlü şaşırıp yollarda kaybolur gidersiniz. Çünkü bizim rehberimiz o yolu daha önceden geçmiş biri olduğu için bizi yolu biliyor. Dolayısıyla yolculuğumuzda bize rehberlik yapar. Bizi son menzilimize kavuşturur. Oysa sizin rehberiniz yok. Yollarda olmayı siz hakiki hal sanacaksınız ve hayat boyunca menzile ulaşmadan yolda devam edeceksiniz diyor. Ve bunun bir köprüsü daha var. Yolda kalsanız iyi, bir de bu yoldan çıkma durumu var, sapıtma durumları var. Ki Allah bizi sapıtan kulların arasına ithal buyurmasın. Gönlümüzü ve gözümüzü agah eylesin de sapıtanlardan olmayalım. Yanlış yola sapmayalım. Çünkü niye sapmıyoruz? Bizim yönümüz Rahman'a bakıyor. Kıblemiz Rahman. Rahman'a baktığımız zaman da kıblegahımız ve kıblemiz Rahman olduğu için de biz hep Rahman'a doğru gidiyoruz. Hakk'a doğru gidiyoruz. Allah'a doğru gidiyoruz. O zaman da bizim yolumuz, istikametimiz dost doğru bir istikamet. Şimdi ikinci, bir sonraki dörtlüğe geçeceğim ama bu arada ben anlatıyorum, gidiyorum böyle hızlı hızlı arkadaşlar. Siz sorusu olan veren varsa hemen sorun. Her şeyi vahdeti vücut ile olayı var mı? Tabii ki var. Biraz vahdeti şuhut tarafı da var. Vahdeti şuhut ile vahdeti vücut arası da bir küçük fark var. Onu da zamanı gelince inşallah sizlerle paylaşırım. Ben şimdi sizde yine bir bakayım, bir bitireyim. Sanırım bu dersin sonuna kadar bitiremeyeceğim şiiri ama bitireceğim kadar bir dörtlük daha yapayım. Sonra inşallah vakit kalırsa devam ederim. Mürşitler ki halkı hakka yederler. Sırran bize gelir, bizden giderler. Nakş-ı payimizi delil ederler. Hakikat yoludur, izimiz bizim. Derken şair, mürşitler halkı hakka yeder. Yetmek demek, yani bir sürüyü çekip götürmek demek, gütmek demek. Mürşitler de kendisine müritlerinin çekip sürü gibi düşünülen müritleri alıp bir yerden bir yere götüren kişidir. Dolayısıyla mürşitlerin de müritlerini hakka doğru sürerler, götürürler, ona ulaştırırlar diyor. Bizden gelip bize gitmek ise inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tabi aklımıza geliyor hemen. Burada bizden gelir, bize giderler. Tabi bu da neyin ne olduğunu bilenler için söylenmiş bir söz. Sırren bizden gelip bize gitmesi, hakka ulaşmanın, hakka ulaşan yolları kendilerinin bildiğini, hakka ulaşmanın kendi yollarından geçtiğini, yani ehli tarik olmaktan geçtiğini söylemiş oluyor biraz dolaylı yoldan. Nakşipay ayak izi demek. Ayağımızın nakşı bıraktığı yürürken. Şair şöyle düşünmüş burada. Şimdi siz bir yola gidiyorsunuz diyelim. O yolda çığır açmak değil mi? İlk defa gidenlerin açtığı yola çığır deniyor. Karda mesela yürüyorsun, açtın. Birisinin adı o karın ilk giden arkasından giden çığır oluyor. Veya çamurlu yolda bir ne yapıyorsunuz? Bir çok herkesin gittiği yoldan gidiyorsunuz. Veya patikalarda. Bu öncekilerin bırakmış olduğu ayak izlerini ilk bırakana çığır denir. İşte bizler de çığırı takip etmek, onun açtığı çığırdan gitmek, onun açtığı yoldan gitmek demek. Bu Nakşipay da mutasavvıfların açtığı çığırdır, ayak yoludur. Her tarik bir başka patikadır. Allah Hakk'a giden bir başka yoldur ve orada başka bir ayak izi vardır.
o tarikatın pirlerin ayak izi vardır. Şimdi yolculuğa çıkıldığını, ayak izi varsa, yol varsa peşinden takip edilecektir. O zaman bir yolculuk aklı gelir ve bir yolculuktan bahsediliyordur. O zaman o hakikate, menzile ulaşmak için, hakka ulaşmak için, hakikate ulaşmak için daha önceden menzile varanların, hakka ulaşanların, hakikatin farkına varanların gittiği yola gitmek, onların açtığı çığırdan takip etmek, devam etmek ve onların ayak izlerini takip etmek gerekir demek istiyor şairimiz burada. Çünkü ancak o bizim yol izimiz hakikat yoludur dediğine göre bizim tarikimiz yani Bektaşilik de siz eğer Bektaşi olursanız siz de bizler gibi menzile hakikate ulaşırsınız diyor. Bu özel anlamı biraz daha genişletirsek, tasavvuf içinde büyütürsek, ehli tarik olursanız, tasavvuf ehli olursanız büyük pirlerin, mutasavvıfların, evliyaullahın, meşayihin açmış olduğu yolu takip ederek, yöntemlerini kullanarak sizler hakikate varırsınız demiş oluyor. Bir sonraki dörtlüğe geçeyim. Kısaca değinme şansım yok mu? Olur tabii, var ama şimdi şu mevzuyu bitirmediğim için onunla devam edeyim. Sonra gidelim. Şimdi burada yine bir başka dörtlük. Bir sonraki dörtlük. Hemen sizinle onu paylaşayım. Tabii paylaşırsam değil mi daha iyi olacak. Bu paylaşmayı öğrendiğim iyi oldu benim için. Vakf-ı nefs eyleyip irfan-ı zata, fırsat bulamadık savm-ı salata, marifet dileyen ehli hacata, kıblegah olmuştur dizimiz bizim. Zatın irfanını idrak için vakf-ı nefs eyle, yani nefsini vakfet, yani kendini, benliğini, bu nefs arzularını ver. Biz bunun için namaz ve oruca fırsat bulamadık. Namaz ve oruca fırsat bulamadık. Niçin? Nefsimizi vakfettiğimiz için. Marifet dileyen ehli hacatı, hacet ehlinden marifet isteyenler ise bizim kıblegah dizimiz de onlar için kıblegah olmuştur. Şimdi burada vakf-ı nefs eylemek ve savm-ı salata fırsat bulamamak, bir de diz üzerine açıklama yapayım. Gerisini sizin idrakinize, irfanınıza bırakayım. Çünkü vakit sorundan dolayı. Vakf-ı nefs eylemek, nefsi vakfetmek, yani nefsin arzularını, heveslerinden vazgeçmek, nefsi hak yoluna harcamak demek. Oysa nefis ne ister? Bu dünyayı ister. Bu dünya hayatını, bu dünya eğlencelerini, bu dünyanın oyuncak gibi olan nefse hoş gelen hallerini ister. Biz diyor bunların hepsini diyor vakfettik, vazgeçtik, bıraktık ve hak yoluna adadık bu nefsimizi. Yani ruhu ilahini binek yaptık. Ruhu ilahinin arzusuna, doğrultusuna yaşamaya başladık demek istiyorum. Vakf-ı nefs eylemek bu demek. Savm-ı salatı ise, burada savm-ı salatı, işte bu Bektaşilerin namaz ve oruçla ilgili olan hassasiyetlerini düşündüğümüz zaman belki onu açıklanıyor şeklinde de söylenebilir. Fakat ben buradan yani nafile namazlarla, nafile ibadetlerle diye geniş bir yorum yapayım. Belki bu yoruma katılmayanlar olabilir ama ben yine bu şekilde yorumlamış olayım. Nafile ibadetlerle hakka ulaşmaya çalışanları bizim yapacak bir şeyimiz yok. Onlarla biz o işlerle uğraşmadık. Çünkü bizim hak ve hakikat ve aşk yolu olduğu için o işlere girmedik şeklinde ben anlıyorum. Bir anlam daha var. O da hayat boyu kılınan bir namaz demek. Savm-ı salatı yani günlük kılınan namaz arasında bir de kişinin, dervişin her anın hakla beraber olma hali ve hakkın yanında olduğunu, kendisini gördüğünü, onun müşahadesi altında olduğunu ve baktığı her şey hakkı gördüğü de bu da hayat namazı diyoruz. Dolayısıyla hayat namazı kılan birisinin de birer namazlara fırsat bulamadığını söylemesi şeklinde de anlaşılabilir. Veya işte Bektaşiler namaz ve oruç konusunda pek hassas değiller şeklinde de izah edebiliriz. Dizimizin kıblegah olması bu şeyde bu dizimizin kıblegah olması ise bir tarika girmekten bahsediyor arkadaşlar. Çünkü bir tarikata girmek için tarikatte diz dize şeyh efendiyle veya halifesiyle işte beyat alınır.
beyat verilir. El üzerine el konulur. Bir ayet-i kerime okunur. Onun kendine has tarikatlara göre değişen bir ritüeli vardır. Ve diz dizine değer. Bu dizin dizine değmesi Hazreti Peygamberimizden kalan bir usuldür olduğu söylenir. Ve diz dize değerek böyle bir adeta ilahi bir hal muhatabına geçmiş olur. Ve bizim dizimize değmenizi demek bize gelin, bizim tarikatimize girin anlamına gelir. Kıblegahımız çünkü bizim hakikati dönük. Daha önceki dörtlüklerle beraber düşündüğümüz zaman dolayısıyla dizimizi bizim kıblegahtır demek bizim tarika intisap etmeniz sizi kıbleye hakka götürür demenin bir başka yoludur. Evet, böyle diğer kalan iki dörtlüğü de size bırakıyorum. Siz de bu minval üzere okuyun. Anlamadığınız bir yer varsa bana sorarsınız.